Eber Gölü, can çekişiyor. Türkiye'nin en büyük 12. gölü olarak kabul edilen Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde kuraklık, iklim değişikliği ve bilinçsiz sulamaya bağlı olarak yaşanan su çekilmesi ürkütücü boyutlara ulaştı. Geçmiş yıllarda balıkçı ve kamış toplayıcılarının üzerindeki adacıklarda barınaklar dahi kurduğu gölün eski halinden eser kalmazken, suların yaklaşık 4 kilometre çekilmesi ile kayıklar ile gidilebilen yerlerde şimdi motorlu taşıtlar ile açılan yollardan göl suyuna ulaşılıyor. Eskiden o görmüş olduğunuz kayıkların yanı değil, hemen şurada caminin hemen altında sanki sahil kenarıymış gibi su vardı burada mesela. Güzel suyu vardı, yani içilecek derecede. Bolvadin çevresindeki en önemli sulak alanlarından birisi olan göl, Türkiye'de göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunduğundan sazlık alanlarıyla da birçok kuş türüne üreme ve yaşam alanı olarak ev sahipliği yapıyor. Önceki yıllarda balık tutanlar, avcılık yapanlar ve en önemlisi kamış toplayıcılarının kayıklarla ilerlediği yerlerde suların çekilmesi ile şimdi motorlu taşıtlarla açılan yollardan göl suyuna ulaşılıyor. Gölde kullanılan ve şimdilerde karada oldukları gözlenen kayıklar ise ortaya çıkardığı ve görenleri ürküten manzarası ile adeta bir kayık mezarlığını anımsatıyor. O kayıklar bu gölün iflas edip kuruduğundan orada yani. Geçen yıl birazcık vardı. Görmüş olduğunuz o düz kayıklardan öte o motorlu kayıklar bile gezebiliyordu yani. Sahipleri var, adam ne yapacak, getirmiyor evine. Sahip sorurum, ondan sahibi var. Abi o kayıklarla bu görmüş olduğunuz kamış adı altında saz işte denilen, yani kamış diyoruz biz işte, hasır otu, iç turizme bağlı avcılar gelirdi mevsiminde mesela, kuş avcıları. Öyle yani, o amaçla kullanılırdı.